her şeyde deniz atırsanız, o bugün onun şeyleri... Tarihin çok uzun dönemine, eskisilere dayanıyor insanları hapsetmek. İşte önce katiller, sonra belki hırsızlar, hatta daha önceden işte dini suç işledikleri, yani Hristiyanlıkta, sonra Müslümanlıkta insanlar hapse atılıyor. Hapse atılmak aslında esas anlamı tecrittir. Yani sizi bulunduğunuz aile ortamından, şehir ortamından uzaklaştırmak ve odaya koymaktır. Bu oraya koyduğunuzda işte mümkün olduğunca yani toplumdan uzaklaştırırsınız ama orada size işte şey aldı, sizin dışarı çıkmanızı engelleyen gardiyanlar vardır, güvenlik vardır, işte jandarma vardır birkaç şekilde. Ve size insani olarak en fazla yakın çevreniz, aileniz, işte anne babanız ya da karı kocanız görebilir. Ve esasen de yani devletler sosyal hukuk devletine dönmeden önce bu içeride sizin yaşamanızı sağlayan insanlar şeydir, ailenizdir. Yani yemek getirirler, işte sağlık ile ilgili sorunuz varsa onunla ilgilenirler. Eskiden bu olay sadece devletin sizi bir yere koyması ve oradan çıkmanızı engellemesi şeklindeydi. Nitekim Türkiye'de de benim bildiğim 60'lardan itibaren falan cezaevlerinde mesela şeyler çıkmaya başladı, yemek. Cezaevi kendisi yemek vermeye başladı. Ondan evvel işte herkes dediğim gibi ailesi size yemek getirir. İşte yakın bir yerde değilse hatta işte oradan bir yemek getiren bir kadın ya da erkek kiralanır. Ona siz para verirsiniz. O size şey yapar. Yani biz bunu anılardan okuyoruz. Yani işte eski TKP'liler, işte Doktor Hikmet Kıvılcımlı, İstanbul'da ailesi ama diyelim ki Sivas'a bir yere gönderilmiş. Orada böyle birini bulurlar. Yanında birlikte kaldığı insanlardan birinin eşidir, dostudur, yani akrabasıdır. O şekilde. Şimdi o dönemde hem yiyecek hem de bir şekilde de sağlık. Yani işte siz hasta olursanız yine bir akrabanız size doktor getirir. O doktorun yazdığı reçeteler ve ait ilaçlar verilir falan. Şimdi 70'lerden sonra zaten Türkiye'de özellikle siyasilerin hapsedilmesi yoğunlaştı. 80'lerde zaten iş iyice çığırından çıktı. Tam 650 bin kişi cezaevlerine bir şekilde girdi çıktı. İşkenceden geçti. Ve ondan sonra bu yani içeride yemek olayı ve esasen de tutuklanan kişinin dışarıyla irtibatının kesilmesi anlamında, ailesiyle irtibatının da azaltılması anlamında ki mesela her gün siz görüş yapabiliyordunuz, şimdi işte haftada bir yapabiliyorsunuz, ayda bir açık görüş yapabiliyorsunuz. O zamanlar her gündü yani istediğiniz gün arabiliyordunuz. Bu anlamda bu tecriti, insanların dışarıyla olan tecritini, izolasyonunu ağırlaştırabilmek için dediler ki biz yemeği size biz vereceğiz. Ne kadar? Çok az. Ama öldürmeyecek kadar yemeğinizi vereceğiz. Hatta işte sağlığınızla da ilgileneceğiz. Ki şey öyledir. Çok ağır örnektir. Her sefer vermek zorunda kalıyorum. Mesela bir insan hastayken idam edilemez. İlla onun sağlığına kavuşması beklenir. İlla ki onun yaraları iyileştirilir. O anlamda bu sağlık sorunu da insanların içerideki yemek sorunu gibi artık temel bir hak oldu ve insanlar içeride sağlıklı olarak sağlıklı olarak tutulması gerektiği zaten dünyada kabul görüyordu. Yemeğinin şartlarında falan da var bu. Yani işte işkence edilmeyecek, içeride sağlıklı olarak bakılacak. Savaş esirliğinde de vardır. İçeride onların tedavisi yapılır. Mutlaka belli bir yemek verilir. Ondan sonra böyle bir bütün şeyle hapishane ve esirlik koşullarının temel haklarıdır, temel yöntemidir bu. Yani cezaevlerin doldurulması, daha fazla nüfusa sahip olmasının sebebi elbette şeylerle çok ilgili. İşte faşist darbelerle, işte
otokratik yaşamla, işte hak ihlalleriyle, adaletin olmamasıyla ilgili. Hani bugün hep örnek verilir, ahimde en çok davası olan birinci ülke Rusya ise ikincisi Türkiye diye. Sebebi de işte böylesi sık sık kesintiye uğrayan demokrasi. Bu demokrasi de bizim istediğimiz boyutta, yükseklikte, nitelikte, güzellikte bir demokrasi değil ama gene de yani şeyden, faşizmden iyidir. Bu anlamda çoğalıyor dediğim gibi 12 Eylül'de bu şekilde 650 bin kişi işkenceden geçirildi, gözaltından geçirildi. Yüz binlerce kişi biz olarak biz cezaevlerinde yattık. Sonra işte biliyorsunuz her bu işte şeyden çıkışta, cuntadan çıkışta, darbeden çıkışta hep şey, genel hap ya da ceza indirimleri olur ve içerideki insanların sayısı azaltılır. Bu nedenle azaltılıyor. Yani zaten haksız olarak girdiklerini düşündükleri için, sağlıksız ortamlarda oldukları için. Ama bir de devlet şunu düşündü 12 Eylül sonrasında yaşananları. İşte her şeye rağmen onları istediği şekilde getiremiyor, tek tip elbise giydiremiyor. Ondan sonra pişman edemiyor bu solculuklarından, devrimcilikten, yurtseverliklerinden. O nedenle işte kendi buldukları bir şey değil yani özellikle Avrupa'da uygulanan şey insanları mümkün olduğunca teşhit etmek. Yani siz 30-40 kişilik bir odada E-tipi cezaevinde yattığınızda 30-40 kişi size 30-40 kişilik gardiyan saldırdığında siz de ona saldırırsınız ve geri püskürtebilirsiniz. Oysa şimdi F-tipleriyle en fazla 3 kişi genelde tek kişilik odalarda size 30-40 kişi gardiyan gelir gerçekten de canınıza okur gider. Bu anlamda işte bir direniş yapsanız işte belki günlerce duyulmaz. Başınıza bir şey gelse günlerce duyulmayabilir. Görüş cezası verir. O nedenle F-tiplerine geçmek istediler ve geçmek istediklerinde içerideki insanlar, siyasi tutsaklar bu durumu bildikleri için gerçekten ölümüne direnişler yaptılar. Onlarca insan ölüm oruçlarında öldü. Dahası işte F-tiplerine geçme operasyonunda hayata dönüş dediler ki ölüme dönüştü o. Onlarca insan o gün öldürüldü. O şekilde F-tiplerine götürüldü. F-tiplerinde o direniş devam etti ama sonuç itibariyle E-tiplerinde, E-tipi gibi cezaevlerinde şu anda daha çok adliler var. Esasen siyasiler. Giderek koşulları ağırlaşan F-tipleri, işte onu şimdi S-tip diyorlar. F-tipi belki Fethullah'ın şeylerinden birisiydi, projelerinden birisiydi. Yüksek güvenlikli olarak adlandırıyorlar. Ama şu anda bir tecrit hali var. O tecrit hali giderek daha derinleştiriyor, koşullar daha zorlaştırılıyor. Bütün burada siz sağlığınızı da yitiriyorsunuz. Çünkü işte ağırlaştırmış müebbetler günde bir saat, bazı yerlerde iki saat çıkarılıyor ama bir saat havalandırmaya çıkarılıyor. Ya da işte yeni yapılan S-tipleri ve Sincan'daki yüksek güvenliklilerdeki gibi işte kendi havalandırmanız yok. Normalde işte bir saat de olsa, iki saat de olsa yani gördüğünüz bir havalandırma var, oraya çıkıp gelebiliyorsunuz. Oysa işte şeyde bu yeni tiplerde sizi görmediğiniz bir yere istemediğiniz, onların istediği bir saatte, bir saatlerine götürüyorlar. Yani o zaman değil de mesela bir saat sonra çıkmak isteyebilirsiniz. Hastasanız öğleden sonra çıkmak isteyebilirsiniz. Onlar falan hepsi gitti. Ve tek katlı, F-tipinde en azından iki katlı havalandırma anlamında, insanlara içerideki havanın yetmesi anlamında biraz daha insani. Tek katlı bir yerde işte tuvaletiniz, sözüm ona tırnak için mutfağınız ve ranzanızın olduğu tek odada, diyelim şöyle bir odada bulunuyorsunuz, 24 saatinizi böyle geçiriyorsunuz ve onların istediği bir saatte lütfen bir yere götürüyorsunuz, oraya artık güneşin değip değmediği bile belli değil ve yine orada da tek başınasınız. Baskılar yoğunlaştıkça bu hasta tutsaklara yönelik şeyler de artıyor. Yani Kenan Noli meşhur, Kenan Evren'in meşhur sözü işte asmayıp da besleyelim mi diye,
O yani asmama olayı, yani asma olayı şimdi tamam idamı kaldırdılar ama bir şekilde bu fiili idam gibi bir şey oluyor. Yani sağlığına kavuşturması gereken şey insan şey kavuşturulmuyor. Dediğiniz şey çok doğru, çok önemli. Yani bu sorun öyle bir toplumsal sorun ki çözüm sürecinde pratik adım karşılıklı atılması gereken pratik adımlardan biri olarak hasta tutsakların koşulsuz salıverilmesi istendi özgürlük hareketi tarafından ve aslında talep şey karşılık da buldu yani söz verildi yani bu konuda ki yani sık sık bu konu biraz kamuoyuna mal olduğunda hükümetler ki şu ana kadar son 20 yılda AKP hükümeti bu konuda bir takım adımlar atıyor. İşte üçlü protokol yapıyor. İşte Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı işte şu şekilde aman tedavi olsun, tedavileri şu kadar iyi olsun falan diye. Hatta biliyorsunuz son Adalet Bakanı yine bu konuda söz verdi. Ya bu evet hasta mahkumlar konusunda dediler yeni bir ayarlama yapıyoruz daha kolay tahliye olabilsinler şeklinde. Bir de kamuoyunun bence yanlış bildiği ya da eksik bildiği bir şey var. Onu ısrarla söylemek lazım. Şimdi hasta tutsak, hasta mahpus tedavi için bırakıldığında tamamen bırakılmıyor. Tedavi için bırakılıyor. Önce bu bir yıl indi. Daha sonra bu yıl uzun bulundu. 6 aya indirildi. 6 ay sonra tekrar uzatılabiliyor ama yani tedavi için bırakılıyor. Yani işte 30 yıl cezası olan bir mahkum 10. yılında hasta oldu, çok fena hasta oldu ve tedavi edilmesi gerekiyor. ATK'de kabul etti, şurada kabul etti, bırakıldığında ondan sonra geri kalan cezasını çekmeyecek diye bir şey yok. Tedavi olacak, iyileşecek, iyileştikten sonra tekrar cezasını çekmeye devam edecek. Bu anlamda bu yanlıştı, kamuoyunun kafasındaki yanlıştı bir kere ısrarla düzeltmek lazım. Bir, iki, gerçekten de şey konusunda yani ne yapalım işte hasta olmuş ölmüş bize ne şeklinde bir devletin yaklaşımı var benden değil diye oysa tamamen cezaevi koşullarıyla ilgili bir şey yani o havalandırması olan şeylerin koğuşların odaların çoğu işte havalandırması doğru dürüst güneş görmüyor işte sağlık spor yapamıyor. Verilen yemekler çok şey yetersiz, proteini az, çoğu yenmiyor, yenilemiyor, kantin çok pahalı. Ondan sonra işte birisi orada hasta olduğunda bulaşıcı hasta öbürüne çarpıyor. Mesela zaten Covid'de bunu çok yaşadık. Bir odada Covid olan birisi oldu mu ötekinler götürülse bile götürülünceye kadar öbürlerini de bulaştırmış oluyor. Yani koşullar nedeniyle içeride hasta olmamak büyük başarı ki yani özellikle bu müebbet arkadaşlar 30 yıl yatması gereken mahkumlar, mahpuslar çoğu zaten hasta olarak tahliye oluyorlar. Yani tedavileri olsa da olmasa da. Kişiye ceza verilmesi Adalet Bakanlığı üzerinden yani mahkemede sizi yargılıyorlar sözüm ona ondan sonra işte 20 yıl, 30 yıl kafalarına göre bir ceza veriyorlar. Delil olsun olmasın, tutsun tutmasın hiç önemli değil. Bu işe Adalet Bakanlığı bakıyor ve cezaevlerinin yönetimi, iç yönetimi Adalet Bakanlığı'nda. Yani kişinin içeriden kaçmaması, içeride işte yemeğinin verilmesi, sağlık hizmetlerinin görülmesi Adalet Bakanlığı'na bağlı. Dış güvenlik ise jandarmaya yani İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Ve bu iki kurum birbiriyle yarış halinde diyebiliriz birbirine karşı birbirine. Sevmiyor, birbirine güvenmiyor daha doğrusu. Güvenmiyor. Şimdi içeride siz biz F tiplerine şey deriz, 7 kapı 7 kilit deriz. Evet, bulunduğunuz odadan dış kapıya gelinceye kadar en az 7 yerden geçersiniz. 7 ayrı gardiyan sizi görür. Yani sizi odanızdan alan gardiyanla işte bilmem hangi koridor geçen gardiyan ayrıdır, o ayrıdır. Onlar da aslında birbirine güvenmem anlamında bir şeydir, ayrı kilitlerdir. Rin sahibidir. Bu anlamda içerideki gardiyan sizi o kadar aramış, o kadar şey yapmış ki zaten dışarıya bir şey götürmenizi istemez. Bir haber, bir içeriden bir alet çıkarken böyle girerken de içeriye
sokmamak anlamında. O 7 kişi, 7 ayrı kilitten siz kontrolü geçersiniz. Siz dış kapıya geldiğinizde jandarma diyor ki gardiyan, o 7 ayrı gardiyan, 7 ayrı görevli ya ben güvenmiyorum. Yani o istediği kadar arasın sizi, ben de arayacağım. İşte her türlü zaten bir de X-ray'den geçiyorsunuz, bilmem neden geçiyorsunuz. Ona rağmen o da işte üstünüz başınızda arama kalkar, işte çıplak arama dayatmaları daha çok içeride olur ama ona benzer dayatmaların dışında son zamanlarda işte belki bir adli işte ağzının içinde bir jilet parçası götürmüştür. O herkese yapabilir diye işte ağzını açtırmalar, baktırmalar. Bu daha çok hakaret anlamında bir şey. Siyasiler genelde bunu kabul etmedikleri için, işte tek bir renklere inmek istemedikleri için, birçok yani normal olarak haklarını belirttiğinde, jandarma madem sen istemiyorsun, ben seni götürmüyorum diyor. O da kendince böylece o günkü işinden kurtulmuş oluyor. Onlar böyle yani yapması gereken bir işi yapmaktan kurtulduğu için şey yapıyor. Jandarma şundan korkuyor, yani işte hastaneye giden, mahkemeye giden bir insanı elinden kaçırırsa işte kendisi soruşturma uğruyor falan filan. Yani burada her iki tarafta güvenlik anlamında birbirine güvenmiyorlar. Artı ne kadar ben dışarıya insan götürmezsem o kadar yapmam gereken işten kurtulmuş olurum diyorlar. Böyle bir şey oysa şimdi... Nasıl içeride gardiyanlar mahkemelerin yemeklerine götürmek zorundaysa, onları revire götürmek zorundaysa, hastaneye götürmek zorundaysa, dışarıdaki jandarmanın görevi de bu. O iş için oraya götürülmüşler, görev verilmişler. Onları yapmak zorundalar ama mümkün olunca yapmıyorlar. Aynı şekilde de bir şekilde siz gittiniz, ulaştınız hastaneye, hastanedeki doktor sizin dosyanıza bakıyor, vay diyor ya da soruyor diyor siz. Terörden mi geliyorsunuz? Ondan sonra bakıyor, evet. Ondan sonra diyor ki ben teröristi muayene etmem. Öyle bir hakkı yok. Haddine değil ama yani yapacağı muayene de aslında devrimci bir şeyin, mahpusun korkması lazım, yaptırmaması lazım. Yani oradaki demek ki bir milliyetçi mi diyelim, artık faşist mi diyelim, bir doktor demek ki o, sağlık görevlisi ve size muayene ederse belki de aksine bir zarar verecek bir iş yapacaktır. O şekilde bir şey var. Yani bu şeyden aslında yukarıdaki anlayışın tabana doğru sirayet etmesiyle ilgili bir şey. Yani şimdi şeyde de yani cezaevinin içinde de işte onlar kendilerine infaz memuru diyorlar da işte gardiyanlar, bizim bildiğimiz gardiyanlar. O da normal işini yapanlar var. Size düşmanca davrananlar var. Jandarmanın içinde de öyle ve hastaneye gittiğinde de doktorlarda da böyle bir şey var. Oysa herkesin, devletin, yasaların verdiği görevler var. Onları yapmak zorundalar. Bir ATK'ye bir hastanın ATK'ye götürmesi tam bir zulüm. Geçen bir örnek vardı. Yani şu andaki cezaevi kurallarına göre siz içeri girdiğinizde hemen üzerinizdeki para alınır ya da dışarıdan gelen para sizin verilmez. Siz paranız işte kantin harcamasına işte buna benzer harcamalarda o paradan düşülür. Şimdi bu şekilde bir kişi işte diyelim Diyarbakır'dan ya da işte oraya yakın bir cezaevinden ATK İstanbul'a götürülüyor. Normal olarak üzerine de para yok şeyin, mahpusun ve işte jandarmalar yemek yiyor, çay içiyor. Bunda para olmadığı için hiçbir yerde yemek yiyememiş ve çay içememiş. Yani kazara akşamları dışarıda seyahat edemiyorlar. Cezaevlerinde konaklanıyor. Cezaevleri o saatte işte yemek diyor ki bitti, yemek veremem. Orada da yemek yiyememiş. Bu şekilde böyle zor koşullarda gittiğiniz için bir de gittiğiniz ring zaten yani tam bir şeylik yani insanın. Böbreğinde taşı varsa böbreğindeki taşı düşürür. Öyle bir araçla sizi son derece hastaysanız, hasta olduğunuz halde ATK'ye İstanbul'a götürüyorlar. Orada şöyle göz usulen bakılıyor ve verilmiyor genelde.
Oradan çok az şey çıkıyor. Yani hastanede kalamaz, hapishanede kalamaz raporu çıkıyor. Ve dediğiniz gibi bu raporlar olumlu da olsa, yani tahliye edilmeli bu hasta şeklinde rapor çıksa bile, bu sefer de işte İçişleri Bakanlığı'ndan şey geliyor, hayır çıkmasın çünkü bu işte tehlikeli şeklinde itirazlar gelebiliyor. Tıpkı Aysel Tuğlu'nun şeyinde gibi, yani Aysel Tuğlu'nun tamam şimdi Kobani davasından tahliye oldu ama öbür hüküm aldığı mahkemeden şey gelmeyecek gibi, çünkü şimdiden devletin en az 5 kanadından tahliye edilmesi uygun değildir, tehlikeli bir insandır şeklinde daha şimdiden itiraz var. Orada da dediğiniz gibi yani birkaç koldan itiraz gelebilir. Şunu diyorlar, yani bu hastadır, çıktığında eylem yapabilir. Eylem yapmamak, yaptırmamak senin işin, yaptırma. Yani bu öyle bir şey yok, biz insan yürümekten mecali yok, o insanın eylem yapacağını düşünüyorlar. Açısından tehlikelidir demek daha çok aslında keyfi bir şey ve yani biz bunu her halükarda içeride tutalım, içeride ölsün. Ve inanın esas acı olan, trajik olan şeylerden biri de şu, yani ATK'nin kabul ettiği, işte diğer idarenin şeyinde, İçişleri Bakanlığı'nın da kabul etmek zorunda kaldığı tahlilerden, ağır hasta tahlilerinden çoğu kısa sürede dışarıda ölüyor. Yani çok emin oldukları insanları zaten tahliye kararı, dediğim gibi tedavi olmak üzere tahliye, gerisini silmek, cezanı gerisini silmek diye bir şey yok. Şey oldu. Biliyorsunuz bu yıl 51 kişi öldü. Bunların içinde bir kısmı işte şeydir, yani tahliye olduktan sonra ölenlerdir. Kısa süre bir sonra ölüyorlar. Bizim yani hem kendi yaptığım iş anlamında hem eşimin iadedeki bu bölümdeki çalışmaları anlamında çok yakından bildiğim için biz mesela tahliye olan ailelere hep yalan söyleriz. Onlar çünkü hep çıktıktan sonra ya bu 6 ay yetecek mi tedavi, işte 6 aydan sonra ne olacak diye hemen bize sorarlar. Deriz siz sorun değil, aman bir 6 ay bir önce biz tedaviye yoğunlaşalım, gerisi kolay o halledilir falan diye söyleriz. Ama bizim içimiz cizeder, yani tahliye olan onların emin olduğundan, yani lan, yani öyle ki düşünün, Adana'da oldu galiba bir hasta mahpus, tahliye olmadan bir saat önce mi oluyor? Yani o kadar şey, yani kesin bir durum. Tahliyesini yazışmada işte bir gün önceden yazıyorlar. Yani biz önceden tahliye ettik aslında diyorlar. Oysa neredeyse cezaevinde ölmüş. Zaten öyle bir şey var. Yani şimdi ulusal devlette bir düşman lazım. İç düşman, dış düşman lazım. Dış düşman zaten işte Wall, işte Yunanistan'la çatışmalı hal aslında NATO'na yani asla çalıştırmayacağı iki devlet olarak Türkiye'nin için çok önemli. Çok devletinin geleceği pekâsı anlamında çok önemli. Yani aman biz Türkler, o Yunanlılar, o gavurlar şeklinde, dış onlar ve biz şeklinde ulusu bir araya tutma şeyidir bu. İçeride de böyle azınlıklara bir düşmanlık şey yapılır ki adaletin, hukukun, Kürtlere düşman hukukuyla, düşman gibi, düşman olarak bakmasıyla, öyle algılamasıyla ilgili. Evet, hastalardan pek çok kişi yani bırakılabiliyor. Yani Aysel Tuğlu Çevik bir olayında biraz öyle bir şey var. Çünkü ikisi de demans, yani aynı hastalık. Sonuçları, günlük yaşamdaki şeyleri aynı. Zararları, insana zararları, çevreden işte yardımsız yaşayamamaması ve yani bu tedavi de edilebilir değil ama koşullar aynı olunca daha yükseliyor. Yani en azından durdurulması anlamında, ya da durdurulamasa bile daha işte dost ortam anlamı şeyde yaşayabilmesi için insanın tahliye edilmesi. Ama diyorlar ki Aysel Tuğlu, yani düşmanladığımızdır. Evet, şu kadar cezaevinde kalmış olsa da hiç önemli değil. İlla ki
cezaevinde kalması lazım şeklinde şey var, yaklaşım var. Kötü olan da bu, yani sadece o kişiye değil, dediğiniz gibi bu düşmanca tavır yıllarca, belki 100 yıl daha sürecek ve bu toplum, iki toplum bir arada dostça, barış içinde nasıl yaşayacak? Bu yaraları sarmak çok zor yani. Ve bunu da bilerek yapıyorlar. Dediğim gibi bu şekilde güvenlikçi bir politika izleyebiliyorlar. İşte gösteri yapan öğretmenlere saldırıyorlar. Ya basın açıklaması yapan insanlara saldırıyorlar. Ve bunun o nedenle yapıldı. Yani bizim bakın etrafımızda düşmanlarımız var, içimizde düşmanlarımız var. Böylece de biz şeyleri doğru düz tartışamıyoruz. Yani kim hırsızlık yapıyor, kim rüşvet alıyor, kim devleti soyuyor, kim ihalelerde işte açık açık şey yapıyor ve işte o nedenle yani bir savaş hali özellikle, bir de böylesi içeride düşmanlık hali bir halka, bir topluma, bir kesime belki de başka azınlıklardan bahsediyorum. Onların böylece hırsız bir düzeni sürdürebilmelerine yardımcı oluyor ama sonunda toplumda son dönemlerde bir şey var. Yani daha önce işte dışarı çıkan, işte basın açıklaması yapan, işte mitinglere gelen devrimci demokrat kesimler, sendikalar, işte kitle örgütleri biraz daha canlıydılar ama son dönemde bu şeyin, AKP iktidarının gider ayak baskıları arttırmasıyla biraz geriye çekilme var. Ve bu geriye çekilme biraz da hatta işte iktidara gelmeye hazırlanan işte Millet İttifakı'nın aman provokasyona gelmeyin, işte az kaldı, seçimle bunlar gidecek şeklindeki davranışlarla ilgili. Ama yani ben de yani Cumhur İttifakı'nın yani MHP ile AKP'nin kurduğu bu hükümetin ilk seçimlerde gideceğini görüyorum ve bu anlamda yani sabır dilemek istemiyorum ama yani bunu görerek aslında hem kitlelerin hem işte devletin bu kötü işleri yapan memurların, bürokratların aklın başına alıp daha insanlara iyi davranması, iyi şeyler yapamasa bile kötü şeylerden yapmaktan imtina etmesi lazım. Evet, şöyle bir şey var yani ben bazen yazıyorum da ne kadar şey. Şimdi aynı Fethullahçıların yaşadığı şeyi yaşayacak AKP büyük ihtimalle iktidarda devrildikten sonra. Akıllılar ve parası olanlar yurt dışına kaçacaklar ve geride bu yapılan kötülükleri den yargılanacak insanlar olacak. Parası olamayanlar, ondan sonra işte yurt dışına kaçmayı beceremeyenler yargılanacak. Şimdi mesela Ankara'da bu kitlelere saldıran bir polis amiri var. Şimdi Kılıçdaroğlu bile ismini biliyor. Yani ki söyledi, dedi iktidardan sonra göreceksin sen, yani iktidar değişince. Yani bu gardiyanlar açısından da öyle, kötü davranan doktorlar açısından da böyle. Daha çok işte bürokrasinin kendisine gelmesi lazım. Bu giderek iktidarın yaptığı kötülükleri yapmaması lazım. Şimdi yasalarda bile var yani, hassa tutsakları siz şey yapabilirsiniz, tahliye edebilirsiniz. Onların dışarıda tedavi olmasını sağlayabilirsiniz. Hasta tutsaklar için bunlar böyle. İşte işçiler için böyle, şeyler için böyle. Yani o anlamda biz en azından uyarımızı yapmış olalım. Yani şu andaki devlet görevlilerine, bürokratları, yani bu yarın, yani bu suç isteyenler olarak yargılanacaksınız. O nedenle yapmayın diyoruz. Yapmayın, insan olun. Çünkü evet yani sonunda bu iktidar, bu seçimde olması bile bilmiyorum, şu seçimde gidecek, o hatta bu seçimde gideceği neredeyse kesin gibi. O nedenle insanca, yani her halükarda insanca davranmak zaten yeterlidir ve insanca davranmak lazımdır. Artı yani Türkler olarak siz buraya sonradan geldiniz, yani sizi misafir eden Kürtler
Ve şimdiye kadar hep yardımcı da oldular, birlikte de yaşadılar. Ve o nedenle Kürtlerle Türklerin kardeşçe yaşaması her iki halkın da yararına, yani Kürt sorunu çözmeden, Kürt sorunun bir parçasıdır hasta tutsaklara yönelik şeyler. Ki bu hasta tutsaklar biraz daha göz önünde, belki onu aşan bir şekilde ölülere saygısızlık var. Yani mezarlarına saldırı var, insanların cenazelerine, ailelerine verilmemesi var. Ailene verilirken saygısız şekilde torbada verilmesi var. Şimdi bakın bunlara bile gelmedik sıra. Yani hasta tutsaklar çok kolay çözülebilecek bir sorunken. Yani bu yapılacak HDP'nin kitlesi, yani birlikte hareket eden solcular, sosyalistler bu konuda bir şeyler yapıyorlar ve belki daha fazla katılımlı yapabilirler ama bence esasen biz MHP'den, AKP'den zaten bir beklentimiz olamamız ama iktidara gelmeyi düşünen, bekleyen, uman Millet İttifakı'nın bu konuda bir şeyler söylemesi, adım atması gerekiyor. Mesela çok pratik bir şey, AKP hasta tutsakların serbest bırakılması konusunda işte bir yeni bir teklif hazırlayacağını söylüyor Ekim başında. Hemen CHP'nin onu sahiplenmesi, hatta daha işte daha genişletilmesi konusunda harekete geçmesi mesela güzel bir şey olur. Doğru bir şey olur. Bize düşen, yani kitlelere düşen işte o adalet nöbetlerine daha fazla katılmak, işte kitlenin ilgisini daha fazla çekmek, kitlenin ilgisini çekebilmek için biz gazeteciye düşen de bu röportajlar, haberler, yani ısrarla gündemde tutmak. Yani çünkü gündemden çekince sanki yokmuş gibi oluyor. Bir de işte mesela yine iktidara talip olan partilerin medya organları var, en azından televizyonları var birkaç tane. Onlar bu konuda daha fazla haber yapabilir, insanı insanlığa çağırabilir. Belki bizim de gazete olarak, yazarlar olarak onları bu konuda uyarmamız gerekiyor.